Kim o? Vay Memduh Bey. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Hoş bulduk. Ne zaman geldin? Yeni geldim. Senin sazın sesini duyunca canım bir kahve çekti. Olur, olur. Başım üstüne. Hele buyur otur şöyle. Sağ ol, teşekkürler. Ama senin mangal nerede? Ha, Zinet! Zinet! Efendim? Mangalı çabuk getir hele. Zinet de kim İbrahim Efendi? Yeni hizmetçi. Yeni hizmetçi mi? E Raife'ye ne oldu? Onu gönderdik. İyi olmuş. Hasan Bey nerede? Hasan Bey İzmir'e gitti. Birkaç güne kadar döner gelir. Niçin? Mübadelede ona İzmir'de bir yer vermişler. Onu takibe gitti. E, Ayvalık'ta yer göstermemişler miydi ona? Ha, onu geri almışlar. Bu sefer İzmir'de vermişler. Bana kalırsa onu da geri alırlar ya. Doğru, doğru. Hüseyin Bey ne alemde? Hüseyin Bey zavallıcık burada işini halledemedi. Valinin değiştiğini duydu. Umutlandı. Yine memleketine döndü. Arzuhal üstüne arzuhal, arzuhal üstüne arzuhal. İffet'le Abdülkerim döndüler mi? Döndüler. Birkaç gün kaldılar. Sonra yine İstanbul'a döndüler. İffet hasta mıymış, neymiş? Hasta mıymış, nesi varmış? Bilmem. Asabi filan. Bak Zinet, bu Memduh Bey. Memnun oldum efendim. Ben de kızım. Turan nasıl? İyi, iyidir. Girin. Girin. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar kızım. Bir şey ister misiniz? Ya hayır, şimdilik bir şeye ihtiyacım yok. Yalnız yarın sabahleyin şuranın tozlarını alıverirsin, olur mu? Peki efendim. Ne kadar oldu sen buraya geleli? Bir hafta oluyor. Daha önce nerede çalışıyordun? Makbule Hanım'ın evindeydim. Makbule Hanım, bilmiyor musunuz? Hayır, bilmiyorum. Faika Hanım'ın anası. Yani Ayaşlı'nın karısı mı oluyor? Evet. Ben gideyim. Peki. Seni rüyanda gördüm. Bugün geleceğin içime doğmuştu. Haki de geliyor. Oo, Memduh Bey gelmiş ha. Hoş geldin ya. Hoş bulduk Haki Bey, merhaba. Merhaba. Buyurun, oturmaz mısınız? Yok, oturmayayım ben. Çok yorgunum. Yarın sabah erkenden kalkacağım. Biraz kestireyim. Siz oturun. Oturun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sabah oldu. Birazdan herkes kalkar. Gitmelisin. Teşekkürler. Hayırlı sabahlar kızım. Size de efendim. Memduh Bey, çok teşekkür ederim. Raporunuzu en kısa zamanda tetkik edeceğim. Sonra da oturur konuşuruz. Elbette efendim. Yolculuk nasıl geçti? Yorucu oldu mu? Pek yorucu sayılmaz. Pekala. Aa, senin şu arkadaşın geldi İskender Bey. Hani geçenlerde gelmişti ya. Evet.
Tuğla fabrikasının tevsi projesine getirdi. Biz de kredi açmaya karar verdik. Birkaç güne kadar da kredisini alacak. Aman efendim, ne yaptınız? Ne oldu, bir şey mi oldu? O adam dolandırıcının biri. Tuğla fabrikası falan yok. İyice tahkik ettirdiniz mi bu meseleyi? Bana bir sürü referans getirdi. Üstelik de senin arkadaşın. Bu kredi meselesi için bana da gelmişti. Hatta bana rüşvet teklif etti. Peki bana niye söylemediniz? Efendim ne bileyim, bir daha cesaret edeceğini düşünmemiştim açıkçası. Anladım. Senin yokluğunu fırsat bildi. Pekala, ben de gerekeni yaparım. Nerede o? Kim? Memduh Bey'iniz. Yok burada. Ne bu halin? Kendine gel. Mahvedeceğim bunu. Yemin ederim mahvedeceğim. Ne oldu? Gir içeri bakayım. Gir. Otur şöyle. Anlat. Ne oldu? Kredi. Banka krediyi vermiyor. Memduh Bey, Adana'dan gelmiş. İşe taş koydu. Lanet olasıca. Ama görür gününü. Görür. Görür. Biraz yavaş. Fadi. Şu halimize bak. Yaşımıza başımıza hiç yakışıyor mu? Niye yakışmasın? Hayatın sana hep yakıştı. Hep dolu dolu yaşadın. Sana yakışmayan bu evde. Nasıl yani? Sen hayat doluydun, idealistin. Ya bu evde yaşayanlar? Mesela Ayaş. Sonra Hasan Bey. Geçmişe demir atmışlardı sanki. Onların derebey kalıntıları olduğunu sen kendin söylemiştin. Doğru, öyleydiler. İkisi de ağa çocuğuydu. Padişahlık sürseydi ikisi de birer derebey olurlardı. Cumhuriyete ayak uyduramadılar bir türlü. Hasan Bey müteahhitliği denedi, tutturamadı. Ayaşlı karla hileyi birbirine karıştırdı. Ama ikisinin de ortak bir yanı vardı. İkisi de kaba da iyiydi. Kahramanlıktan hoşlanırlar. Hadi onlar neyse. Ya bu evde yaşayanlar? Bildiğim şeyleri niye anlatıyorsun? Bunca yıl sonra niye açtın bunları? Mesele ne Fahri? Mesele senin bu eve yakışıp yakışmamanı. Ayrıl bu evden diye az mı çırpındın? Genç Türkiye Cumhuriyeti'nin mümtaz maliyecilerinden biri böyle neydi belirsiz kişilerle düşüp kalkmamalı diye dilimde tüy bitmedim. Profesör Memduh Bey'in öğrencileri. Bir zamanlar hocalarının kumarcı bir kadınla düşüp kalktığını öğrenseler acaba ne derler? Geçmişe bazı, gelmişe kuzu. Bravo be hoca derler. Yemmişe kuzu ha. Bravo hoca, afiyet olsun. Sen niye bu evde kalmak istiyordun biliyor musun? Bu evdeki kadınların hepsinin sana aşık olduklarını sanıyordum. Hepsi sana aşıktı. Turan, Faika, ablası Şahika. Hepsi. Ne geldiyse başına bütün bu kadınlar yüzünden geldi. Amma yaptın ya. Niye böyle konuşuyorsun Fahri? Ben bu insanların hepsini seviyordum. Ona ne şüphe? Seviyordun elbet. Gidi gençlik ey. Biri daha vardı. Kimdi o? Lise öğrencisi gibi bir şey. Cavide. Canım, onu da Turan tanıştırmıştı bana işte. Süsen Hanım, Memduh Bey. Memnun oldum. Memnun oldum. Gel yanıma otur. Efendim, sizden bir ricamız olacak. Evet, buyurun.
Biliyorsunuz bankada çalışan daktilo hanımlardan Zehra Hanım yakında evleniyor. Bu hanımı tanırım. Evlendikten sonra işi bırakacağını söyledi bize. Sizden ricamız onun yerine arkadaşımızı almanız. Arkadaşımız lise mezunudur. Son derece akıllı, terbiyeli ve utangaç bir kızdır. Ablaları var ama kendisini beslemek istemiyorlar. Zaten o da hayatını tek başına kazanmak istiyor. Eğer ona uygun bir iş bulamazsak bence çok yazık olacak. Evet, anlıyorum. Ancak ben bankada bu işlerle ilgilenmediğim için bir daktilo nasıl alınır ve ben bu konuda nasıl yardımcı olabilirim pek bilemiyorum. Ama eğer elimden gelirse yardımcı olurum size. Peki ben sonucu nasıl öğrenebilirim? Yarın bankaya gittiğim zaman konuşurum ve Turan Hanım'a haber bırakırım. Sizi bir kız görmek istiyor. Kimmiş? Bilmem, burada. Adını sorayım isterseniz. Yok, çağır buraya gelsin. Siz herhalde Süsen Hanım'ın bahsettiği hanımsınız. Evet. Buyurun şöyle otur. Bizim bankada daktil olarak çalışmak istiyormuşsunuz, öyle mi? Kim? Ben mi? Evet, siz. Süsen Hanım öyle söyledi bana. Süsen Hanım, Süsen Hanım. Ben daktil olmak istemiyorum. Ben memur olmak istemiyorum. Bunu da onlara her gün söylüyorum. Herhalde bana yanlış anlatmışlar. Yalnız size değil, herkese de beni yanlış anlatıyorlar. Ben daktiloluk yapmayı istemek değil, düşüncesinden bile nefret ediyorum. Çalışmaktan nefret ediyorum. Beni buna hayat mecbur ediyor. Evet, benim gibi. Ben de çalışmaktan hoşlanmıyorum. Elimde olsa çalışmazdım. Bu ne gün olur? Ne? Yani ne gün işe başlayabilirim? Ha, bilmiyorum. O hanımın bankadan ayrılması kesin bir şey değil mi? O ayrılmazsa yerine başka memur almazlar mı? Ben bilmiyorum. Bu işlerle pek ilgilenmedim. Onun için bir şey söyleyemeyeceğim. Demek ki öğrenmediniz. Ağlıyor musunuz? Ben gideyim. Merhaba. Sana yeni haberlerim var. Ben senin haberini falan duymak istemiyorum. Canım dinle bir bakalım. Sen de şaşıracaksın duyduklarına. Hiçbir şey duymak istemiyorum. Haberlerim karın hakkında ama. Karın mı? Evet, karın. Bugün erkek kardeşiyle tanıştım. Nerede? Canım neredeyse nerede. Pekala, şimdi ne olacak? Duyduğuma göre hala evliymişsiniz ha? Öyle gibi bir şey. Resmen ayrılmadık. Bak ne diyorum. İstersen anlat. Belki yardımım dokunur ha? Senin bana nasıl yardımın dokunabilir? Anlatmazsan bilemem ki. Anlatayım. Karım duldu. Gençti, güzeldi. Sonra da evlendik. 2 ay beraber oturduk. Sonra? Sonra beni evden attı. Resmen attı. Babadan kalma bir evim vardı, eşyalar vardı, hepsine de el koydu. Kardeşi ne diyor, tekrar barışır mıyız, öyle bir şey söylüyor mu? İskender, sana bir şey sorayım mı? Sen bana bu mevzuda biraz yardım eder misin? Denerim. Hem senden iyisini mi bulacak? Doğru. Benden iyisini mi, benden aptalını mı? Çok doğru. Neyse, bana müsaade. Güle güle. Ha. Paran var mı? Var. Biraz versene. Ne kadar? 40-50 lira kadar bir şey. Arkadaşlarla yemeğe çıkıyoruz da yeni bir iş bağlıyorum. Pekala. Al bakalım. Sağ olasın. Bunları da diğer borçlara ilave edersin artık. Pekala. Sana da iyi uykular. Hadi hoşça kal. Buyurun girin. Sizi de çok rahatsız ediyorum. Yok, rica ederim. Rahatsız etmek ne demek? Daha iyi görünüyorsunuz bugün.
Buyurun şöyle oturun. Ben size bir şey sormak için geldim. Buyurun. Bilmem beni pek mişimarık buluyorsunuz. Ben öyle merasimden araya girilmesinden pek hoşlanmıyorum. Benim için sizden ricada bulunanlarsa buraya gelmemi pek doğru bulmuyorlar. Yardım istemek çirkin bir şey mi? Neden çirkin olsun? Benim güvenecek hiç kimsem yok. Siz bana hayat için ne tavsiye edersiniz? Nasıl yani? Ne yapmalıyım? Anlayamadım. Siz kadınların çalışmasını doğru buluyor musunuz? Yerine ve adamına göre. İşte benim durumumda olan bir kadın çalışmalı mı? Bence kimse boş oturmamalı. Öyle çalışmak değil. Böyle dairelerde erkekler gibi çalışmak. Aç kalacağına çalışması daha iyi değil mi? Aç kalmaz ama o kadının başka vazifeleri yok mu? Kadınlıktan çıkıyor mu çalışınca yani? Çıkmaz olur mu? Bir daha o kadın evine nasıl bakar? İster istemez çocuk doğurmaktan bile kaçınır. Ben kadın olsam kendi ekmeğimi kendim kazanır. Gönlümün istediği erkekle istediğim gibi yaşardım. Kadın değilsiniz de onun için böyle konuşuyorsunuz. Kadınlar yönetilmekten hoşlanırlar. Kadın çalışmaz değil, çalışır ama ev idaresini düşünmek kadınlara ağır gelir. İdare edecek bir erkek ararlar. Ben hiç çalışmak istemem. İsterim ki bir evim olsun. Ben yalnız eve bakayım. Onun da kolayı var. Bir koca bulursunuz, ona varırsınız. Affedersiniz. Bankaya geç kaldım da. Affedersiniz. Dilerseniz bankaya kadar birlikte yürüyelim. Peki, yürüyelim. Buyurun çıkalım. Pas. Pas? Pas. 5 lirayla açık. Evet, gördüm. Yok. Kart. Tek kart. 2 kart. Almaz. Pas. Bob. 10 lira daha. Rest. Yok. Peki. Flas. Dam kare. Konsolos muyum? Nereye böyle? Şimdi gelirim. Konsolos Bey. Hayrola Konsolos Bey? İçeridekiler işi azıttılar. Nasıl yani? İskender ve yanında birisi var ya, aralarına bir adam almışlar, sıkıştırıp duruyorlar. Adam sıkı adam, dayanıyor. Her oyunun sonunda bakıyorum paraları kaybeden yine bizim İskender, yine bizim İskender. Bunlar gitsinler, yol kesinler be. Yaptıkları düpedüz soygunculuk. Ne oluyor? Farkında değilim sanıyorsanız, yanılıyorsunuz. Neyin farkındasınız beyefendi? İşte, kavga başladı. Lütfen sakin olalım. Lütfen fişleri alın, paramı ödeyin. Seans bitmedi. Oyundan kaçıyorsunuz. Oyundan kaçan da parası ödenmez. Bu gürültü ne beyler? Neler oluyor burada? Birisi beni makası aldı İbrahim Bey. Makası almak ne demek İhsan Bey? Teessüf ederim. Turan Hanım. Beyefendinin parasını ödeyin. Tabii ki ödenecek. Bu şartlar altında ben burada kalamam. Bunlar benim paralarım. İskender oturmuş benim paralarımla kumar oynuyor. Benden almış olduğu paraların haddi hesabı yok. Sakin hiç bir tanesini ödemedi ve ödemiyor. Ben parasızlık yüzünden aç dolaşıyorum. O benim paralarımla kumar oynayıp kaybediyor. Sakin Bey. Sakin Bey. Bunlar benim paralarım. Hangi paralar? Bunların hepsi bana ait. Sakin Bey. Bir daha da kimseye para verme. Anlaşıldı mı? Ağlamayın. Çocuk gibi de ağlar. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Hadi ağlama. Hoş geldin. Rahatsız ediyoruz. Estağfurullah. Buyurun. İskender Bey, fabrikatör. Sizin şefin evinde oturuyor. Adnan Bey. Aslında pek oturuyorum sayılmaz. Ara sıra uğrarım. Eşyalarım orada da. Bir nevi depo benim için orası.
Evet. Peki benden ne istiyorsunuz İskender Bey? Hanımefendi, siz Şefik Bey'le hala evliymişsiniz. Kendileri rica etti, aracı olmamı istedi. Ya, ne diye? Barışmanız için. Hayo İskender Bey, bakın. Benden ne isterseniz isteyin ama sakın bunu istemeyin. Allah yazdıysa bozsun. Şefik'le yaşayıp ağzımın tadını bozmaya hiç niyetim yok. Yalnız başına yaşayan bir adam o. Bugün var, yarın yok. Gönlünü etmiş olursun. Yok yok, yapamam. Zaten o zaman nasıl kandım bilmiyorum. Bana bir sürü vaatte bulundu. Güya Avrupa şehirlerinde bir görev alacakmış, evlenince oraya gidecekmişiz. Evlendikten sonra baktım ki Avrupa'nın aslı astarı yok. Şefik de parasız pulsuz ya da bana öyle gösteriyor. Üstelik de işsiz. Bastım tekmeyi, enayi miyim ben? Haklısınız, haklısınız. Peki bu ev, bütün bu eşyalar kimin? Pek tabii, Şefik bana bıraktı. Anlıyorum. Hanımefendi, Şefik Bey bugünlerde pek parasız değil. Üstelik hariciye dönmesi de bahis konusu. Aman İskender Beyciğim, ben bu bahis konularını çok dinledim. Olsun. Birlikte olmaya rıza gösterirseniz istediğiniz yerlere gider, istediğiniz şeyleri alırsınız. Aman aman istemem, eksik olsun. Şefik'i düşünmek bile beni ürkütüyor. Vaktiyle bir hatadır olmuştu. Ama artık kurtuldum. Lütfen beni zorlamayın. Güya iş bul diye gelmişti. İkinci gün evlenmekten bahsetmeye başladı. Yeni bir aşık daha ha. Bakıyorum kısmetin açıldı. Ya kız her sabah geliyor diyorum sana. Bırak dalga geçmeyi de neden geliyor onu söylesen bana. E sana abayı yakmış işte. Artık evlenmekten de bahsetmiyor. Öyle havadan sudan konuşuyoruz. Ondan sonra da bankaya kadar birlikte yürüyoruz. Bu yüzden dedikodularda ayyuka çıktı. Kızda bir tuhaflık var Turancığım. Aşık mı ne? Kime? Kim olacak? Memduh Bey'e tabii. Bu da nereden çıktı? Turancığım bilmezden gelme. Kız her sabah sana uğruyor. Memduh Bey'le birlikte bankaya yürüyorlar. Bankaya giremiyor çünkü henüz başlayamadı. Bana kalırsa başlayacağı da yok. Çünkü Memduh Bey'le evlenmeyi tercih edecek. Galiba. Alacak mısın o kızı oğlum? Hangi kızı? O kız işe yaramaz oğlum. Görüşürsen görüşür geçersin ama evlenmezsin. İnanın eli elime değmedi Hasan Bey. O zaman gönder gitsin be evladım. Doğru, haklısınız. Ona bir iş bulmalıyım. Mustafa, benim senden bir ricam olacak. Rica ederim, buyur. Bugünlerde başımda bir dert var. Hayrola? Bir kızcağız benden iş isteyip duruyor. Kız lise mezunu, aklı başında da birisi. Şuna bir iş buluversen senin çevren vardır ha? Bilmem ki, bir bakarım. Çok sevinirim ilgilenirsen. Cavide'ye evlenme teklif ettiğin doğru mu? O da nereden çıktı? Ne bileyim ben. Herkes söyleyip duruyor. Sen inanıyor musun? Hem inanıyorum, hem inanmıyorum. Nasıl yani? İsteseydin şimdiye kadar ona bir iş bulabilirdin. Bu kadar dedikodudan sonra artık ben bir şey yapamam. İş bulmayınca dedikodular azalmaz ki. Tersine artar. O da doğru ya. Galiba haklısın. Neyse, ben bir şey düşüneceğim. Ne tuhaf. Tuhaf olan nedir? Senle olan ilişkimiz dedikodu olmuyor, Cavide'yle oluyor. Herkesin bildiği bir işin dedikodusunu yapmanın ne tadı var ha? Senle olan ilişkimizi herkes biliyor mu? Her gün öğlen buraya girip kapıyı kapatıyoruz. Roman okumuyoruz herhalde. Sence Haki Bey ne düşünüyor? Haki bugüne kadar çok acılar çekti. Bu acı ona vız gelir. Ne kadar tuhaf düşünüyorsun. Neden bilmem, kendimi suçlu hissediyorum. Ne münasebet? Senin yerine bir başkası olsaydı daha mı iyi olacaktı yani? Hem Haki seni sever. Her zaman bana seni methettiğini duydum.
Hem sen benim ilk göz ağrımda değilsin. Oysa ben ilk olmak isterdim. Ne yapalım? Tarihin ek yüz. Haki'yi terk etmem söz konusu olmadığına göre sonuncu da olmayacaksın. Seni bir başkasıyla düşünmek bile istemiyorum. Bırak bu romantik lafları. Realist ol biraz. Aynı evde yaşıyoruz. Sen bekar bir adamsın. Ben de bekar sayılırım. Ama sen Haki olamazsın. Ben de senin karın olacak kadın değilim. Her şeyin adını koymak lazım. Şefik Beyciğim. Efendim. 50 lira borç rica edecektim sizden. Ne oldu bizim iş? Hangi iş? Hani beni karımla barıştıracaktın, o iş. Ha tamam canım tamam, gittim görüştüm kendisiyle. Bayağı da yumuşattım. Ama hemen eve dönecek hali yok kadının. Çok öfkeli. Kim bilir neler yaptın ona. Ben hiçbir şey yapmadım. Yapmışsındır, yapmışsındır ama sen merak etme. Bayağı yumuşattım. Şu benim 50 lirayı rica etsen. Pekala. Al bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 Sağ olun. Borç olarak yine veriyorum ama. Tamam canım, tamam. Borcumuz borç. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Hoşça kal. Güle güle. Merhaba Faik Hanım. Ha, merhaba. Ne oluyor bu Ayaş'ın odasında böyle Allah aşkına? Baba ile Hasan Bey gençliklerini hatırlamışlar. Rakı da başlarına vurmuş, ziynete oynatıyorlar. Burada bu kadar iş var, bırakın kızı dedim. Beni odadan kovdular. Hasan Bey ile Ayaşlı yalnızlar mı odada? Yok, herkes orada. İsterseniz siz de gidin. Ziynet çok güzel oynar. Bir bakayım. Ooo Memduh Bey, hoş geldiniz. Buyurun, buyurun, oturun şöyle birazdan beraber eğlenelim. Sağ olun, teşekkür ederim. Hoş geldin, hoş geldin. Hadi kızım. Hadi kızım. Baştan. İlan ben utanırım. Hele şunun yediği halta bak. Bizden utanmıyor da bu beyden utanıyor. Ondan utanırım. Ondan utanırsın demek. Ne sebebi varmış ondan utanmanın? Hadi Zinet, nazlanma bakayım, nazlanma. Hadi. Bizden utanmıyorsun da bu beyin karşısında oynamaya mı utanıyorsun bakayım? O benim babam sayılır. Hadi bırak şimdi gevezeliği. İbrahim Efendi, çal bakayım sen. Hadi çal. Zinet. Aferin, aferin. Ne güzel dans ediyor musun? Gördün mü yaptığını? Bak utandırdın kızı işte. Memduh Bey. Evet Mustafa. Geçen gün bir hanım arkadaşınız için iş arıyordunuz ya. Evet, şöyle otur. Sağ ol. Ne oldu, bulabildin mi? Sanırım. Amerikalı bir hanım el işleriyle ilgili bir atölye açıyormuş. Evet. Uygun birisini arıyor. Ama atölye İstanbul'da. Yatacak ve yiyecek parasını biz veririz diyorlar. Güzel. Ayrıca da 40 lira maaş veriyorlar. Arkadaşınız böyle bir iş için İstanbul'a gider mi? Gider, gider herhalde. Niye gitmesin? Eğer gitmezse de kendisi bilir. Parası az. Amerikalı fazla para veremiyor. Gider gider. Abdülkerim. Sürpriz. Cevat. Abdülkerim yerine Cevat. Evet. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İstanbul size bayağı yaramış. Çok güzelleşmişsiniz. Teşekkür ederim.
Burada kalamazsınız. Kocam gelirse yanlış anlar. Abdülkerim Bey. Abdülkerim Bey kumara oturdu. Gece yarısından önce gelebileceğini hiç sanmıyorum. Doğru mu söylüyorsunuz? Ben de sizin sıkılacağınızı düşünerek buraya geldim. Siz mi dolaştıracaksınız beni? O kadar güzelsiniz ki. Bu güzelliğin başkaları tarafından görülmesini hiç istemem. Buraya oturalım. Cevat! Cevat ne yapıyorsun? Cevat! Cevat lütfen yapma. Yapma! Ne olur yapma. Cevat! 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 İyi akşamlar. Sen hazırlanmadın mı? Hadi kalk hazırlan da şöyle bir dolaşıp gelelim. Ya ne oldu şimdi? 2 saat önce çıkmakla 2 saat sonra çıkmanın ne farkı var? Oyuna takıldım. Hem Turan Hanım diyor ki biz İstanbul'dayken oyunun hiç tadı tuzu yokmuş. Sen git. He? Sen git, biz başka zaman gideriz. Sahi mi? Başka zaman gideriz. Hem bu akşam oyunda ben kazanıyorum biliyor musun? Günaydın ve gözün aydın. Bugün bir iş bankaya kendiliğinden geliverdi. Benim için mi? Evet. Parası biraz kıt ama olsun. Nasıl bir iş? Amerikalı bir hanım İstanbul'da el iş atölyesi açıyormuş. Yemesi içmesi yatması ondan ve 40 lira da aylık veriyor. Acaba yapabilir miyim dersiniz? Fransızcam biraz kıt ama olsun. Kadınla dilsiz oyun oynarız. İstanbul'a gitmek sana güç gelmez değil mi? İstanbul'da olması daha iyi. Kardeşlerimden de yakayı kurtarmış olurum böylece. Bilmezsiniz siz. Ben onlardan neler çekiyorum. Bana yardım edeceklerini, yolumu şaşırayım, düşeyim diye bekliyorlar. Baksana bugün hazırlanıp yarın yola çıkabilirsin değil mi? Bugün olmaz. Belki öbür gün. Ama yarın size mutlaka haber getiririm. Peki. Bugün bankaya birlikte yürümüyor muyuz? Olmaz. Bu haberi ablalarıma vermem lazım. Hoşça kalın. Hoşça kal. Geçen günkü hesaplarla kasa hesapları tutuyor. Merhaba Mustafa. Ah, merhaba. Kıza anlattım. İstanbul'a gidecek. Ah iyi. Ne zaman gidiyor? Yarın ya da öbürsü gün yola çıkar. Peki. Ben de mektubu hazırlar size getiririm. Çok teşekkür ederim her şey için. Rica ederim. Zinet. Memduh Bey'in odasında Turan Hanım'la çekilmiş bir fotoğraf gördün mü? Evet, gördüm. Şey diyorum, Memduh Bey'e bir sürpriz yapalım. Resmi çerçeveletip duvara asalım, ne dersin? Ben öyle şey yapamam. Sen yapmayacaksın ki, ben yapacağım. Sen sadece resmi alacaksın. Ben yapamam. Bir şey diyeceğinden mi çekiniyorsun? Aman canım neler Allah aşkına. Hem seni sever o. Bir şey olursa ben söyledim derim, olur biter. Kaç para vereceğim ben sana? 10.
Al bakalım. Hadi. Hemen mi? Tabii. İşte. Aferin sana. Ama ne olur benim getirdiğimi söylemeyin, olmaz mı? Merak etme. Çok büyük bir iş başardın. Ben gideyim. Başka bir istediğiniz var mı? Yok, sağ ol. Sağ ol, hadi. Şimdi canını okudum Memduh Bey. Cavide de dün akşam evden çıkıp gitmiş. Ta sabaha karşı eve dönmüş. Nereye gitmiş peki? Nereye olacak, sevgilisine takılmış. Nerede kalmışlar? Nermin'in evindeymişler. Turan mı? Evet. Siz biliyor muydunuz Cavide'nin böyle bir ilişkisi olduğunu? Evet, biliyordum. Liseden beri bir adamla beraber. Üstelik adam evli ve bir çocuğu var. Peki niçin bana daha önce söylemediniz bunu? Söylemem mi gerekiyordu? Neyse. Sıkmayın canınızı. Çekip gitti işte. Siz müsterih olun Memduh Bey. Son derece hayırlı bir iş yaptınız. Ama... Çocuklar, somutmayın öyle. İsterseniz bende kalabilirsiniz. Kendimi aptal yerine konmuş gibi hissediyorum. Bezdim şu yaşamaktan. Cavide beni pek insafsızca aldattı. İnsan kendine güvenmez, yaptıklarını beğenmezse hayat çekilmez olur. Doğru. Kibrimden herkes bana hayran sanıyor. İskender bana önem veriyor. Turan bana tutkun. Faika benden hoşlanıyor. Hele Cavide... benimle evlenmek için ölüp bayılıyor. Ah, ne güzel hayat. Ne tatlı dünya. Hep kendi kendimi aldatmışım. Zor oldu. Ama artık gerçekleri görüyorum. Meğer... Cavide beni hiç önemsemiyormuş. Hele Turan kendi ağzıyla söyledi. Beni kullanıyor. Sanki o erkek, ben kadın. Evde böyle de, işte farklı mı sanki? Bankadaki arkadaşlarım beni sever görünürler. Bir yanlışımı beklerler. Arkamdan konuşmak için kusurumu ararlar. Haksızlık etme. Müdürün seni ne kadar saygı... Bak Fahri. Müdürün beni beğenmesi, el üstünde tutması kendi çıkarı için. Bankadaki işler düzgün gitsin diye. Görüyorsun ya, herkes çıkar peşinde. Benim de kimseyi sevdiğim yok ya. Sanki Cavide'yi sevdim mi? Turan'ı seviyor muyum? Ben sevmesini bilmiyorum. Gel seni melekle evlendirelim. Bak oğlum, sen belki farkında değilsin. Ama kendi sevdiğin kızı bana almak istiyorsun. Bir kere bakalım ben ondan hoşlanıyor muyum? Niye? Fena mı? Fena ya. Hiç de değil. Nesini beğenmiyorsun? Bir kere
İri yarı. Ben iri kadından hoşlanmam. Sonra boyu daha şimdiden senin boyunda. Ah, yanılıyorsun. Uzun boylu, endamlı dal gibi bir kız işte. Zaten sen hep zevksizsindir. Sen Turan gibi geçkin kadınlardan hoşlanıyorsun. Yanlışım var. Bir kere ben değil, Turan benden hoşlandı. Sonra... aramızdaki ilişkinin durumunu sana anlattım. Ama yine de ondan ayrılamıyorsun. Ayrılmıyorum. Çünkü sağlıklı ve temiz. Sen Turan'ı ilaç gibi görüyorsun. Gel ben sana bir ilaç yazayım. Gerçek ilaç. Ben ilaç istemiyorum. O zaman evlen. Bak Fahri, evlen diye tutturup benim başımı belaya sokacaksın. Ben evlenirsem sonra boşanamam da. Hayatım boyunca sana küfrederim. Sen Turan'dan ayrıl. Evlen. Ben küfre razıyım. Haki Bey. Haki Bey. Siz misiniz Memduh Bey? Evet, uyuyorsunuz. Evet, uyuyorum. Ne var, ne oldu? Bir şey olmadı. Turan Hanım'a bakmaya gelmiştim de. Dışarı çıktı Turan. Birazdan gelir. Ben daha sonra uğrarım. Memduh Bey. Oturun, bekleyin. Az sonra gelir. Haki Bey. Siz ne kadar vurdum duymazsınız. Vurdum duymaz? Evet. Ne kadar vurdum duymazsınız dedim. Anlayamadım. Artık söylemeliyim. Bakın Haki Bey. Odanızda her akşam kumar oynatıyorsunuz. Buraya giren çıkanların haddi hesabı yok. Biliyorum. Şurada, şu masada kumar oynuyorlar. Siz uyuyorsunuz. Şurada... karınıza sarkıntılık ediyorlar. Siz yine uyuyorsunuz. Evet. Uyuyorum. Peki... biliyor musunuz ki... evet. Onu da biliyorum. Bir gün gelir, anlatırım Memduh Bey. Şimdi çok yorgunum. Beni yalnız bırakın. Uyumak istiyorum.